Herkese merhaba, ben Okuyan Adam. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size önemli bir klasiğimiz olan Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın Gulyabani adlı kitabını anlatacağım arkadaşlar. Eserin kapak görüntüsü şu şekilde. Tabii farklı kapakta olan eserleri tasarım olarak mevcut. Tabii bu yayın evine göre değişiyor. Genellikle böyle Gulyabani resmi olan kitapları da var. Çok korkutucu durmasın diye ben onu tercih etmedim. Ve yazım ve simetri açısından da Remzi Kitabevi'ni çok beğeniyorum. Onu almak istedim arkadaşlar. Koleksiyonu henüz yapmadım Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın. Çok büyük bir pişmanlık yaşıyorum. Aslında kalemi çok kuvvetli ve mizahı seven bir yazar. Ben de kendisine bu yönde olduğundan dolayı, bu tasarımda, bu sanatta ilerlediğinden dolayı çok seviyorum. Birkaç eserini daha önce okumuştum. Bunu da yeni okumak nasip oldu. Aslında çoğu eseri özet olarak geçmiştim. Genellikle Türk sinemasına da uyarlanan eserleri mevcut arkadaşlar. Gulyabani'yi Süt Kardeşler filminde de izlemişsinizdir. Aynen kitapta anlatılan o dev, uzun boylu, sakallı dev anlatılmaktadır bunda da. Yine köşkün sahibi hanımefendiyi çıldırmak gayretiyle teşebbüs edilmiş bir olay. Tabii kitapta biraz farklı. Hanımefendinin iki yeğeni var ve onu çıldırtmak için bir takım planlar kuruyorlar. Kendi tuttukları doktorları da köşke yolluyorlar ve akıl sağlığın hala yerinde olmadığının raporuyla geri dönmekteler İstanbul'a. Kadıncağıza hem tetkik edip hem de sağlığını sorduklarında cinlerden, perilerden, gulyabanilerden, çarşamba karısından bahsetmektedir. Dolayısıyla hala akıl sağlığın yerinde olmadığının tetkiki rapora dökülerek geri gelmekteler. Vasi olarak tayin edilen bu iki yeğen de hanımefendinin mirasının yararlanarak keşmekeş hayatlarına devam etmekteler. Konakta en ilgi çeken bölüm şu. Baş karakterimiz Muhsine birinin yardımıyla köşke hizmetçi olarak götürülmek isteniliyor. Kadıncağızın da işe ihtiyacı var. Kabul ediyor. Ancak köşkün daha önce duyumunu aldığından dolayı biraz korkuyor. Korkması da normaldir. Çünkü köşkte inanılmaz olaylar vuku buluyor. Tabii o zamanlar fayton var. Günümüz arabaları yok. Faytonla ormanın derinliğine doğru gidiyorlar, gidiyorlar, gidiyorlar ve devamlı gidiyorlar. Bir yerden sonra karanlık çöküyor ve atlı araba hala gidiyor. Bazen dinlendiriyorlar ve tekrar gidiyor. Şoför de sürekli onları korkutuyor. Buraya gelmemeliydik. Ben sizi bir an önce bırakıp anında geri dönmem lazım. Muhsin'e de söylüyor o yardımcı olan kadınla beraber. Ne olur ben vazgeçtim, beni geri gönderin, şoför böyle diyor, beni korkutuyor diyor. Ama sen inanma o adama, köşk çok güzel, iyi para kazanacaksın. Hanımefendi de bonkördür, eli açıktır. Orada yediğin önünde, yemediğin arkanda kalır. Diyerek kadının maaş yönünden zaafını elde etmeye çalışıyor. Ancak ürkütücü orman sesi, şoförün sürekli bitmek bilmeyen yandınız vaveylalarıyla iyice korkuyor. Vazgeçmesinden de artık hiçbir dönüş olmuyor ve sonunda köşke varıyorlar. Köşke varmasıyla beraber bir takım olaylar yaşıyor. Bu düzinekleri de iki yeğeni hazırlıyor arkadaşlar. Yani uyuduğu zaman sesler duyuyor, dolap açılıyor, üç harfliler geliyor. Yani kara kara giyinmiş, gözleri ateş saçan varlıklar. Kadın önceleri inanmıyor. Dolabı bir açıyor. Dolabın arka kapağı tam, hiçbir yeri sökük, dikik değil. Yani artık kabulleniyor bu varlıkların olduğuna. Akşamları da gulyabani geliyor uzun boyuyla. Camları sarsıyor. Yani öyle bir korkuyor ki, öyle bir onu oraya getiren kadına beddualar ediyor ki içler acısı gerçekten. Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın daha önce böyle gerilimle alakalı bir kitabı yazmayışı ve bir anda bu eseri yazışına da anlam veremedim. Bunu araştırdım. Çünkü farklı bir tür.
Çok fazla böyle hani korku romanları olmaz. Eski Türk edebiyatında çok nadirdir, varsa da. Araştırmama göre şuymuş. Çok sevdiği bir hayranı Hüseyin Rahmi Gürpınar'a mektup yazıyor ve artık farklı bir tarzda biz koca karıların korkacağı, hevesleneceğimiz, ürkeceğimiz, merak uyandıran bir kitap yazmasını, cinleri, perileri ya da gulyabani, kara çarşambaları konu alan bir eser yazması gerektiğini savunuyor. Hüseyin Rahmi Gürpınar da hayranı kırmıyor. Yazarım diyor ama bilime aykırı olan bu tür görüşlere çok fazla itibar etmemekle beraber yazmaya karar veriyorum diyor. Yazmamın akşamında bu varlıkları rüyamda gördüm. Bakalım yazsam başıma ne gelecek diyerek mektubunun son paragrafında bir latifede bulunuyor. Gerçekten de güzel bir eser. İyi ki yazmış. Türk filmimizde de gerçekten çok beğenilen bir film Süt Kardeşler, Kemal Sunal'ın. Rahmetli Halit Akçatepe'de vardı, Şener Şen. Güzel bir filmdi. Ancak kitabı orijinal olarak gerçekten biraz farklılıklar barındırıyor. Şöyle ki yapılan düzenbazlıkları ben size böyle anlatayım. Kitaptan bir kısmı size izah edeyim arkadaşlar. Hasan bütün bu düzenbazlıkları ortaya çıkardıktan sonra Hasan da bahçıvan olarak çalışmaktadır arkadaşlar köşkte. Muhsine'ye aşık oluyor ve o kızcağızın da aklını oynatmadan kurtarması gerektiğiyle halkı topyekin köşke getir diyor. Ve halka hitaben şimdi size bu hokkabazlıkların, bu cin peri oyunlarının, bu entrikaların sebeplerini, kaynaklarını anlatacağım. Bizim hanımefendi gayet zengin bir kadındır. Ama israftan hoşlanmaz. Bu zavallının Şevki ve Salim isminde yere batası, çapkın, har vurup harman savurmasını seven iki yeğeni vardır. Bu beyler her zaman köşkte bulunmazlar. Pek düşkün oldukları zevk ve eğlenceyle uğraşırlar. Tuhaf hal, pek önemli bir sebepten dolayı olmalı ki biri burada olduğu zaman öteki mutlaka İstanbul'da kalır. Bu gece köşkte yalnız Şevki Bey bulunuyor. İkisinin yokluğu sırasında buradaki cin oyununu Kahya, Gulyabani Zekeriya Efendi çok iyi bir şekilde çevirir. Yokluklarını belli etmez. Bu ahlaksızların halalarından para sızdırmak için başvurmadıkları yol kalmadı. Kendi isteklerine göre para çekmeyi bir türlü başaramadılar. Birçok alçakça girişimler arasında nihayet maksatlarını sağlayacak bir yol buldular. Bu da kadının ismini deliye çıkarıp mallarının idaresi için kendilerine vasi tayin ettirmek, bütün işleri ellerine almak için haince bir yoldu. Yani bu şekilde devam ediyor. Çok da gitmeyeyim arkadaşlar. Gerçekten kadıncağızın dirayetli bir ruhu varmış. Dualarla yani Rabbine sığınarak aklını kaçırmıyor ve hayatta kalmayı başarıyor. Köşkteki bazı çalışanlar kafayı yiyip ölüyorlardı hatta. Ama Muhsine ve Hasan bu entrikaları bozuyor ve birbirlerini sevdiklerinden dolayı da hanımcağızı da kurtarıyorlar ve köylülerin de yanlış itibar ettiği bu düşüncelerin saçmalığına kanısal mahiyette geceleyin baskın yaparak her şeyi deşifre ediyorlar. Yani köşkün sallanması, peki ya o boru sesleri, diğer çalışanlar diyor. Yani borulardan sesler geliyor falan, ev sallanıyor, camlar titriyor. Bunların hepsinin düzenini yapmış bu iki yeğen. Yani biri aşağıda boruları üflediğinde borular titreyip ses halini alıyor. O kapaklar, dolaplar açıldığında o iki siyah varlığın çıkışı, mesela onun kostümünü giyerek, gözlerine de böyle bir takım boyalar sürerek üç harflinin kılığına giriyorlar. Kapakları kapattıklarında arkadan bir düzeneğin olduğunu keşfediyorlar. Hepsini anlatıyor Hasan. Ve sonunda bu iki yeğen hapsi boyluyor. Hanımefendi bütün mal varlığını bu iki aşığa bahşediyor ve ölene kadar aralarında mutlu mesut yaşıyorlar. Kitabın son sayfasını söyleyeyim size. Rabbine
Rabbi Yessir duasını 3 defa tekrar ettirdiği halde ben Samsam'ın garo garolarıyla Gulyabani'nin uzun sakalını bir türlü unutamamıştım. Yani bu şekilde bir sonlanma. Ben çok fazla özetlemeyeyim arkadaşlar, biraz merak uyandırsın size de. Mutlaka okumanız gereken bir eser. Bir çırpıda okursunuz. Kaç sayfa onu da söyleyeyim. 150 sayfa arkadaşlar. Çok fazla bir şey değil. Şimdilik benden bu kadar. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.